Hürrem Hatun. Gitme vaktin geldi. Hazırlığın tamam mı? Sana yardım etmeye, toplamaya geldik. Günel de tutsun ucunda. Günel, hazırlık ne durumda? Hadi çabuk çabuk oyalanmayın. Kıymetli olanları... Mücevherleri filan sen topla Hürrem Hatun. Kaybolmasın. Kaybolsun. Ne önemi var? İstersen seni atakılarım. Sübhanallah. Sana da iyilik yaramıyor. Bana en büyük iyilik. Çocuklarımı getirin artık. Birazdan gelecekler. İyi. Çok özlerim çocuklarımı. Cariyelerden Esma Hatun da seninle gelecek. Merak etme. Her hizmetin görülecek. Sağ ol. Allah razı olsun sizden. Güzel kızım. Çok özledim sizi. Kokunuza hasret bıraktılar. Ama artık bitti ayrılık. Gideceğiz birlikte. Hep yanınızda olacağım ben. Söylemediniz mi? Neyi söylemediler, Sümbüla? Şehzade Mehmet burada sarayda kalacak. Oğlumu alamazsınız. İzin vermem. Benimle gelecek şehzadem. Senden izin isteyen yok. Bu kuraldır. Hanedan neredeyse şehzade oradadır. Sen yalnızca Mihrimah Sultan'ı götürebilirsin yanında. Hayır. Olmaz. Sümbül, hadi artık götür şehzademizi. Vermem. Vermem. Bırak. Allah aşkına Hürrem Hatun. Oğlum. Bırak onu. Yalvarırım bırak. Al oğlumu benden. Hürrem Hatun, yapma. Çekil gideyim. Zorlaştırma daha fazla. Ölürüm çekilmem. Ver oğlumu. Nigar Kalfa, Gülnihal. Ne bakıyorsunuz? Hürrem Hatun, Hürrem gel. Gel Hürrem. Hürrem Hatun, Allah'ını seversin. Mehmet, Mehmet'im. Bırakın onu, o daha çok küçük. Nafile Hürrem Hatun. Şehzade o. Onu sana bırakırlar mı hiç?
Hünkârım. Bana hiçbir şey sorma Pargalı. Atımı hazırlasınlar, gitmek istiyorum. Ben? Yalnız olmak istiyorum Pargalı. Hünkârımız yoklar. Gitti mi? Beni bırakıp gitti mi hünkârım? İbrahim Paşa'dan mı gitti? Hürrem Hatun. Hünkârımla görüştür beni. Az önce çıktı, burada değil. Mesele nedir? Benim oğlumu aldılar. Ondan ayırdılar. Sümül anlatmış sana. Hani bulacaksın gerçek katili? Eğer öyleyse ortaya çıkar. Çıkmaz. Çıkarmazlar. Yardım et. Allah aşkına kıyma bana. Üzgünüm. Sen benden intikam alıyorsun. Affet. Kimseyi suçlama Hürrem Hatun. Sen kendin ettin. Götürün. Hürrem Hatun. Üzülme. Gerçek yakında ortaya çıkacak inşallah. Sen de evladına yeniden kavuşursun. Şehzade Mehmet sana emanet. Ona iyi bak. Annesinin onun için canını vereceğini söyle. Sana söz veriyorum. Sen dönene kadar Mehmet'e iyi bakacağım.
İbrahim. Ateş parçası. Şehzadem. Hop, çok özledim seni. Ben siz bir yere gitme İbrahim. Tamam. Hatice Sultan'la evleneceğinizi duyunca o kadar mutlu oldum ki. Hürrem'den nihayet kurtulduk. Evet, öyle gözüküyor. Hatice Sultan onu yapmadığına inanıyor. Gitmesine engel olacak diye çok korktum. Ben de inanmıyorum Sultan. Lakin gitmesi kalmasından daha hayırlı elbet. Babama gidelim İbrahim. Hünkârımız dışarıda, akşam gelecek. Hürrem. Geliyorsun. Seni yalnız bırakmam Hürrem. Biz kader arkadaşıyız. Mihrim ağam. Benim güzel kızım. Senin kaderin anneninki gibi olmayacak. Sana söz veriyorum. Söz. Bunları nereye koyayım?
Ben ne bileyim, koy bir yere. Gülnihal. Gel şöyle. Özür dilerim. Canım yanıyor. Küsme bana. Kolay değil Hürrem. Biliyorum. Ama koyuverme sakın. Geçecek bu kötü günler. Sarayda herkes ben gittim diye gülüp eğleniyor. Ama sen üzüldün. Benimle geldin. Cezama ortak oldun. En büyük fenalığı sana ettim. Ama sen geldin. Düşünme artık. Geçti. Sultan Süleyman bakmıyor yüzüme. Dinlemiyor bile. Kaçtı. Benden uzak durdu. Yaz Hürrem. Kalbinden ne geçiyorsa yaz. Yollarız. Benim canımın sultanı, kalbimin, ruhumun, tenimin sahibi efendim. Beni saraya değil, cehenneme gönderdin. Senin olmadığın saraya ben neyleyim? Sofrana zehir koymuş bir kadın hala yanında yatıyorken ben buradayım. Ateşlerin içinde cayır cayır yanıyorum. Hem de suçsuz, günahsız, biçare. Bir aşk böyle mi cezalandırılır? Mektubu gönderdin mi? Sabah verdim harem ağalarına. Gönderecekler saraya. İlk defa bu kadar huzurlu bir gece geçirdim. Güzel rüyalar gördüm. Hürrem denen o yılan yok oldu gitti işte. Haremde tekrar huzur hakim olacak sultanım. İnşallah Gülşah. İbrahim'le de konuştum. Hürrem'in devri bitti diyor. Bundan sonra rahatız. Kararlarından bir sıkıntın yok İbrahim. Bilakis memnun oldum. Ferhat Paşa'nın canını almak icap ederdi. Lakin Beyhan Sultan'ın acısı yası beni üzerdi. Hünkârım, hassasiyetlerinizin farkındayım. Lakin... Bilirim Pargalı. Hayırlısı olsun. Hünkârım. Daha sonra Sümbüla. Paşam, hünkârımıza mektup var da. O yüzden. Benim canımın sultanı, kalbimin, ruhumun, tenimin sahibi efendim. Beni saraya değil, cehenneme gönderdin. Senin olmadığın saraya ben neyleyim? Sofrana zehir koymuş bir kadın hala yanında yatıyorken ben buradayım. Ateşlerin içinde cayır cayır yanıyorum. Hem de suçsuz, günahsız, biçare. Bir aşk böyle mi cezalandırılır? Ben anasız, babasız, kimsesiz size sığındım. Benim ailem, aşkım sizsiniz. Dayak yedim, zehirlendim, zindanlara atıldım. Hakarete uğradım size aşık olduğum için. Şimdi katil sıfatını koydular alnıma. Evladımdan koparıldım. Sizden koparıldım. Cenab-ı Hak'tan başka sığınacak kimsem yok. Bu cezayı
Hünkârımın yüreğine, yüce vicdanına emanet ediyorum. Hürmetle ellerinizden öperim. Hünkârım, kötü bir havalis mi var? Hürrem Hatun. Sitem ediyor. Haksızlık bu diyor. Kalbime, vicdanıma soruyor. Ne oldu? Geldi mi cevap? Daha okumamıştır bile. Ne cevabı? Ya mektuba kızarsa okuyunca? Keşke yazmasaydım. Bak. Seni dinledim, hata yaptım. We'll be right back.